gölgeleri. Gezegenimizde hayran olunacak o kadar çok muhteşem şey var ki, insanın gezip görebileceği sınırsız güzel yer bulunuyor. Etrafınızda ne olduğunu görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğanın mucizesi, nefes kesici manzaralardan, sıradan bir yavru ineğin basit hareketlerine kadar sayısız bir şekilde kendini gösterir. Bu programın amacı size mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü çeşitliliğini sunmak ve böylece bunları sizin de keşfetmenizi sağlamaktır. Bugün Arap Yarımadası'nı ziyaret edeceğiz. Yoksulluğun hüküm sürdüğü Yemen'den başlayacağız. Burada erkekler bellerinde kör hançerler taşıyorlar. Bir yandan Nuh'un gemisinin taşlaşmış hali olduğu iddia edilen kaya oluşumunu keşfedeceğiz. Daha sonra Yemen'in Sokotra adasına uğrayıp el değmemiş doğanın güzelliğinin tadını çıkaracağız. Gezintimize şık bir şekilde devam edeceğiz. Zengin Umman'a giderek tütsünün inceliklerini keşfedecek ve aynı zamanda develerin cazibesini keşfedeceğiz. Ve Hint Okyanusu kıyılarında doğanın nefes kesici görüntüsüne tanık olup gezimizi tamamlayacağız. Yemen, 500 bin kilometre karelik bir alana yayılan dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarıyla çevrili bir ülkedir. Roma İmparatorluğu zamanında Yemen, Talihli Arabistan olarak bilinirdi. Evrensel olarak tarihi ve güzel bir ülke olarak kabul edilir. Coğrafi konumu talihine olduğu kadar talihsizliğine de katkıda bulunur. Yemen, kültürel ve ticari bir kavşağın tam ortasında yer alıyor. Ne yazık ki aynı zamanda önemli bir askeri bölgenin de tam ortasında yer almaktadır. Yemen toprakları sayısız imparatorluk ve krallığın egemenliğine maruz kalmıştır. Yemen'in en iyi bilinen hükümdarlarından olan Sebeyan Kralı, M.Ö. 750'den M.S. 115'e kadar bu bölgeyi yönetmiştir. M.S. 115'ten kısa bir süre sonra Muhammed Peygamber Yemen'de kök salan İslam inancını yaymaya başlamıştır. Gelin geçmişte bir zamanlar bölge için önemi Roma ile kıyaslanabilecek olan Mağrib şehrine yolculuğa çıkalım. Hadramut Vadisi, kurak bir arazinin ortasında yer alan geniş bir vadidir. Hans Herfrist burayı ilk kez 1935 yılında keşfetmiştir. Gezgin Herfrist buraya çölün Manhattan'ı lakabını takmıştır. Siz düşünün. Bu çamur ve saman gökdelenler bugün Manhattan olan yerde vahşi hayvanların hala dolaştığı bir zamanda buraya dikilmiştir. Saba Melikesi'nin ülkesi Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasına sıkışmış bir halde bulunmaktadır. Burada eskiden 10 bin hektarlık bir alanın sulanmasını sağlayan geniş bir baraj vardı. O zamanlar böyle bir sulama başarısı hiç duyulmamıştı. Baraj çevresindeki araziyi ikiye bölüyordu. Bu nedenle bölge iki cennet ülkesi olarak anılmaya başlandı. Hayali bile güç olsa da cennet bahçesi tam bu noktada milattan önce 1000 yıllarında gerçekten de tam burada var olmuştur. Topografya son 3000 yılda köklü bir şekilde değişmiştir. Zamana rağmen bir şey hayatta kalmış. Bu kaya oluşumuna dikkatlice bakın. Sizce de bir gemiye benzemiyor mu? Yemenliler bunun taşlaşmış Nuh'un gemisi olduğuna inanıyor. Sanki gemi kaptanıyla beraber komple fosilleşmiş gibi. Geminin kaptanı Nuh'un oğlu Şem'den başkası değildi. Yemenliler Şem'in Müslüman olmayı reddettiği için taşlaştığına inanıyor. Dünyanın başka bir yerinde olmadığı kadar Yemen'de geçerli olan bir kural var. Her erkeğin bıçak taşıması gerekir. Bunda yanlış bir şey olduğunu savunmuyoruz. Zaten gerçek şu ki hançerlerin çoğu tamamen kördür ve sadece süs amaçlıdır. Yemen jambiyaları sadece sahiplerinin statüsüne göre değil, aynı zamanda o sahibin yaşadığı bölgeye göre de tasarım açısından farklılık gösterir. Yemen geleneklerine göre bir erkek çocuk artık haremde bulunmasına izin verilmediğinde yetişkin olduğunu sembolize etmek için bir jambiya taşır. Hançerlerin üzerindeki karmaşık motifler genellikle hançerin bıçağından daha fazla dikkat çeker. Burada Yemen'de hançer yapımını izlemek için gidebileceğimiz sayısız yer mevcut. Hançer deneyiminiz bir sokak satıcısının müşteriyle pazarlık yapmasını izlemeden tamamlanmış sayılmaz. Olay tıpkı bir spor karşılaşması gibi.
bir kazananı vardır. Satıcı her zaman kazanır. Ancak tabii ki Yemen'i ziyaretimizin asıl amacı doğanın mucizelerine tanıklık etmekti. Şüphesiz burada her yerde mucize var. Zavallı Yemenlileri ibadetleriyle ve günlük yaşamlarıyla baş başa bırakalım. İmamlar ibadet edenleri namaza çağırıyor. Ve şimdi Sokotra'ya gitme zamanı. Bu Yemen adası tam 1 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve sıra dışı miktarda doğa harikasıyla dolup taşıyor. Yemen'in ana karasından daha fakir olduğu düşünülen biraz uzak bir takım adada Sokotra'dayız. Sokotra, biyologlar için Galapagos'ta kıyaslanabilecek gerçek bir cennettir. Yerel fauna ve floranın eşsiz ve büyüleyici özelliği jeolojik tarihiyle yakından bağlantılıdır. Bilim insanları Sokotra'yı dünya tarihindeki en uzak kara parçası olarak görmektedir. Yüksek derecedeki çeşitlilik izolasyonun bir sonucudur. Endemizm tüm takım adalarını hem biyo-coğrafik hem de evrimsel açıdan önemli ölçüde dikkate değer bir yer haline getiren şeydir. Buradaki 900 bitkinin %30'u endemiktir ve bunların 10 türü eşsizdir. Hatta nar ve aloe vera bitkisi burada ortaya çıkmıştır. Burada hayran olunacak çok şey var. ...1977 gibi yakın bir tarihte burada dağ derelerinde yaşayan ve daha önce hiç görülmemiş endemik bir tatlı su yengeci keşfedilmiştir. Bu sıra dışı yengeç türünün varlığına rağmen kıyılardaki yengeç bolluğu da göz ardı edilemez. Zaten sayıları ve kumdan kalelerin karmaşıklığı göz önüne alındığında onları görmezden gelmek neredeyse imkansızdır. Dikkatsiz biri öteki dünya izlenimini uyandıran dar bir doğa şeridini kolayca gözden kaçırabilir. Ama burası tamamıyla botanik bir mücevherdir. Doğa ana burada uçsuz bucaksız kumların ortasında kudretini gösteriyor. Küçük bir dere boyunca İsviçre Alplerindekine benzer bir doğa gelişmektedir. Baktığınız her yerde tamamen özel bir şey görebilirsiniz. Yerli halk bu bitkileri biraz çirkin bir şekilde tanımlıyor. Tercüme edebildiğimiz kadarıyla bu bitkilere kafası toprağa gömülü yaşlı ve şişman bir kadının arka tarafı deniyor. Yine de bu iğrenç isim bile bilim insanlarının Sokotra çöl gölüne duyduğu hayranlığı azaltmıyor. Bitkiler böylesine zorlu koşullarda bile hayatta kalabilmek için suyu örnek bir şekilde muhafaza edebilecek yönde evrimleşmiştir. Köklerinin bir kısmını sıvı içeren küçük bir şişeye benzeyen bir şey oluşturur. Bitkiler bu şişeden enerji çekebilmektedir.
Sokotra efsaneler ve mitlerle doludur. Efsanevi Anka kuşu her 500 yılda bir ateşli yuvasını terk ederek insanların yaşadığı yerleri dolaşıp onlara parlayan tüyleriyle hayat veren ateşe getirmiş. Bu efsaneye göre Sokotra, Anka kuşunun ateşli yuvasıydı. Bugün Sokotra, özellikle tarih öncesi fauna ve florası nedeniyle dünyanın doğal mirasının bir hazinesi olarak sınıflandırılmaktadır. Adanın fauna ve florasının büyük bir çoğunluğu endemiktir. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. En meşhurları arasında ejderha kanı ağacı, Dresena cinnabar yer almaktadır. Dev bir mantarı andırır. Ağacın tepesi uzun, kalın, yeşil iğnelerden oluşur. Ağaç geceleri bu iğnelerin üzerinde biriken çiğ damlalarıyla beslenir. Ejderha kanı ağaçlarının her biri yüzlerce yıllıktır. Garip bir şekilde neredeyse hiç üremezler. Burada hiç küçük ağaç yoktur. Ejderha kanı ağacının kırmızı bir öz suyu vardır. Ve yerel halk da bu öz suyu toplayıp antiseptik ya da renklendirici olarak kullanır. Geçmişte bu öz su değerli bir ihracatı temsil ediyordu. Romalı savaşçılar vücutlarını ejderha kanı ağacı öz suyuna bulayarak yaralandıklarında temiz bir vücuda sahip olur ve daha hızlı iyileşirlerdi. O günlerde gerçekten de kilolarca altın değerindeydi. Gelin bu büyüleyici toprak parçasını rahatsız etmeyelim. Doğanın binlerce yılda yarattığı şeyi sadece 10 yıl içinde çok kolay bir şekilde yok edebiliriz. Umman Sultanlığı'na hoş geldiniz. Sultanlık, sultanın yönettiği alışık olmadığımız bir devlet sistemidir. Binbir gece masallarından fırlamış gibi duruyor. Hala gözlerden uzak ve kendi halinde bir ülke olarak kabul edilen Umman'a hoş geldiniz. Sultan Al-Kabus'un ülkesine modernleşme getirmek için yoğun çaba sarf eden petrole dayalı büyük zenginliğine rağmen Umman, kısmen dış dünyaya erişiminin olmaması nedeniyle geleneklerini korumayı başarmıştır. Umman'ın en büyük finansal zenginlik kaynağı petrol olmasına karşın, Umman coğrafyası gerçekten de her adımda ihtişamını gösteren derin bir tarih ve doğal güzellikle kutsanmıştır. Umman'da büyülü vadiler de bulunmaktadır. Vadiler ara sıra kuru bölgelerden akan suların toprağa aşındırmasıyla oluşur. Nadiren meydana gelen yağmur dönemlerinden hemen sonra su hızlı bir şekilde akar ve vadilerin dik duvarlarını oluşturur. Umman'daki en görkemli vadi kaynağı Tivi kasabası yakınlarında bulunan Vadi Şat'tır. Vadiye giden yol sulama kanalları boyunca muhteşem doğal güzelliklerin arasından dolanmaktadır. Sultan, petrol zenginliği sayesinde çok abartılı fikirleri bile hayata geçirebiliyor. Örneğin, sultanın sarayının önüne kırmızı halı yerine kırmızı asfalt döşüyorlar. Belki daha önce Umman'da çalışan kişilerin Ummanlı olmadığını duymuşsunuzdur. Tüm işçiler daha yoksul Arap ülkelerinden, hatta genellikle Yemen'den geliyor. Öyle ki Umman'ın bahçesindeki meyvelerin hasadı bile yabancılar tarafından yapılıyor. Yüzlerce hektarlık alana yayılan muz tarlaları, içme suyu kullanılan ustaca bir kanal sistemiyle sulanıyor. Umman, doğal yeraltı zenginlikleriyle doludur. Buradaki Muksail sahilinde oyuklardan tuzlu deniz suyu fışkırmaktadır.
basınç o kadar büyüktür ki gelgit sırasında bir tür deniz geyzeri oluşur. Petrol zenginliği sultanın hazinesini doldurmaya başlamadan uzun zaman önce tamamen farklı bir ticari gelir kaynağıydı. Hint Okyanusu kıyılarında Unman Bahçesi yakınlarında tütsü yolunun başlangıcı yer alır. Orta Çağ Avrupa'sında tütsü son derece popülerdi. Tütsü yolu burada Salalah Ovası'nda ortaya çıkmıştır. Tesadüfen limana sahip bir koyda yer alıyordu. Limana Kor Rouri adı verilmiş ve kısa bir süre önce keşfedilmiştir. Ancak tütsü yolunun asıl kökeni Umman'da olduğu söylenen bu kraterde tam olarak buradadır. Çevredeki dağların yamaçları ilginç şekillerde çirkin yaprakları olan küçük, tuhaf ağaçlarla doludur. Ağaçların arasında tütsü toplayıcıları tarafından yürünmüş patikalar vardır. Tütsü ağaçları çölde hayatta kalabilmek için kalın yapraklara sahiptir. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Neden böyle bir ağaç biraz daha elverişli bir ortamda yaşayacak bir yer bulmuyor? Biyologlardan oluşan bir ordu bu ağacı neredeyse dünyanın her yerine dikmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Ummanlılar bu konuda şöyle der. Tütsü ağacı Allah'ın bir hediyesidir. Üzerinde yetiştiği topraklar satılamaz. Sahibi bunu yapmaya kalkışırsa Allah'a ve hediyesine karşı kibrini göstermiş olur. Tütsü ticareti burada gelişiyor. Tütsü yolu Rubalkale çölünden yani diğer adıyla Boş Alan çölünden Batı Akdeniz kıyılarına, oradan da Avrupa'ya doğru devam eder. Tütsü Avrupa'ya ulaştığında Latince adıyla Frankincense diye anılır. Böylelikle anlıyoruz ki tütsü pazarlamasının Orta Çağ'a kadar uzanan bir geçmişi vardır. Tütsü yolunda kısa bir yolculuk yaptık ve şimdi Maskat'a doğru gidiyoruz. Maskat'ta ilk göze çarpan şey, Alriyan'daki Mutrah Mahallesi'nin üstündeki parkta bulunan devasa bir tütsü ocağıdır. Neyse ki sadece bir gözetleme noktası olarak işlev görüyor çünkü yanması halinde muhtemelen tüm Umman'ı küle çevirecektir. Şu an çarşıdayız. Doğal olarak ilk gördüğümüz şey geleneksel bir tütsü kabı oluyor. Buradaki yerel mağazaları gezerken kendi tütsü yolumuzu oluşturuyoruz. Sandal ağacı da dahil olmak üzere birçok çeşit tütsü bulunmaktadır. Tüm çarşıya yayılan o hoş kokudan etkilenmemek elde değil. Büyük Kızıl Vahiba Çölü'ne gitmeden önce çölde seyahat etmek ve onun sonsuz boşluğunda hayatta kalmak isteyen herkes için en sadık ve gerekli yol arkadaşını tanıyalım. Sadık Deve. Bedeviler devenin ata Allah yani Tanrı'nın hediyesi olduğunu iddia ederler. Deve tüm hayvanlar arasında çölde yaşamaya en uygun olmuş olanıdır. Uzun süre susuz kalabilirler. Ancak bir deve su içmeye karar verdiğinde görülmeye değer bir manzara ortaya çıkar. Bir deve yaklaşık 150 litre su içebilir. Bu büyük bir küveti doldurmaya yeterlidir. Ayrıca kartondan eski bir ayakkabıya kadar hemen hemen her şeyi sindirebilir. Arap develerinin sadece bir hörgücü vardır. Bu hörgüçte biriktirdikleri yağdan enerji elde edebilirler. Bedeviler için deve sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda paha biçilmez bir besin kaynağıdır. Bedeviler deve sütü içer ve deve eti yerler. Deve yünü, kilim, kese ve çadır dokumada kullanılır. Deve dışkısı yakıt olarak, derisi ve midesi ise su ve süt taşımak için kap olarak kullanılır. Deve her bakımdan çölde hayatta kalmak için kesinlikle gerekli bir hayvandır. Dünyanın en güzel çölü olabilecek Vahiba'ya hoş geldiniz. Büyük Kırmızı Vahiba Çölü'nü görüyoruz. Nispeten küçük bir alanı kaplayan dalgalı bir denizi andırır. 12.500 kilometrekarelik bu çöl, Afrika Sahrası'nın 9 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle kıyaslandığında sönük kalır. Mütevazı boyutları, eşsiz ambiyansı ve nefes kesici manzarasıyla bu güzellik, kuzeyden güneye 180 kilometre ve doğudan batıya 80 kilometre uzunluğundadır.
adını Bedevi kabilesi Vahiba'dan almıştır. Yüksekliği 100 metreyi bulan kum tepeleri, muson rüzgarlarının etkisiyle sürekli genişlemektedir. Bazıları için burası sadece Bedevi kervanlarının geçebildiği ıssız ve tehlikeli bir yerdir. Ancak görünüşe göre yargılamak aldatıcı olabilir. Bu görünürdeki çorak arazide bile yaşam vardır. Kuaterner döneminde güneybatı musonları ve kuzey ticaret rüzgarlarının sürekli etkisiyle ortaya çıkan bu çöl, 16 bin hayvan türüne ve 160 bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çöl, Arap Yarımadası'nın en doğudaki burnu olan Ras Al Hat burnuna kadar uzanan yarı çöl şeklindedir. Burası Arap dünyasının en ucunda muhteşem bir plaj. Bilinmeyen sebeplerden dolayı bu plaj, Hint Okyanusu'nun dört bir yanından buraya gelen deniz kaplumbağalarının gözdesidir. Bu devasa deniz kaplumbağaları gece yarısından hemen sonra okyanustan karaya çıkarlar. Yumurtalarını bırakmak için mükemmel bir yer aramak üzere birçok kez sahile çıkarlar. Kendilerini kuma gömüp yumurtalarını bırakırlar ve hızla denizin güvenli sığınağına geri dönerler. Bir süre sonra yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları okyanusun derinliklerine doğru ilerlerler. Sevimli bebekleri izlemek, ilk adımlarını atmaya çalışan insan yavrularını izlemek gibidir. Şafak sökmeden su kenarlarına ulaşmaları gerekir. Çünkü yükselen güneşin sıcaklığı onları kavurup öldürecektir. Kelimenin tam anlamıyla hayatları için koşarlar. Ne yazık ki birçoğu aslında yanlış yöne, sudan uzağa gidiyor. Sonuç olarak çok uzun yaşamıyorlar. Hint Okyanusu'na ulaşabilenler için iyi yolculuklar diliyoruz. Uzun ve sağlıklı ömürler dileriz. İyi geceler. Sabah Allah'a. Gezegenimizin mucizevi bölgelerine yaptığımız yolculuk şimdilik sona eriyor. İlgi çekici ve zengin dünya gezegenimizin bir sonraki keşfinde Karayiplere gidiyoruz. Antigua'daki yağmur ormanını ziyaret etmek için ustaca ve çok düşünülmüş bir yol keşfedeceğiz. Barbuda'da muhteşem fırkateyn kuşlarından oluşan bir koloniyi izleyeceğiz. Karayiplerden Avustralya topraklarından biri olan Yeni Güney Galler'e gideceğiz. Nefes kesen mavi dağlar,
Yeni Güney Galler'de hem turistlerin hem de dağcıların en sevdiği yerlerden biridir. Sonra Karayiplere dönüp İngiliz Virgin Adaları'na gideceğiz. Bugünlük doğanın mucizelerinden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bugün Karayiplere gidiyoruz. Antigua'daki yağmur ormanını ziyaret etmek için ustaca ve üzerinde çok emek olan bir yol keşfedeceğiz. Barbuda'da muhteşem fregat kuşlarının oluşturduğu bir koloniyi göreceğiz. Karayipler'den Avustralya bölgesi olan Yeni Güney Galler'e gideceğiz. Nefes kesen mavi dağlar hem turistler hem de dağcılar için Yeni Güney Galler'de gözde yerlerdendir. Ardından bugünkü maceralarımızı tamamlamak üzere Karayiplere dönüş yapacağız. Büyüleyici beyaz kumsallara ve cam gibi berrak turkuaz sulara hayran olma şansını yakalayacağımız Britanya Virgin Adaları'na gideceğiz. Antigua, Karayiplerin Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu yerde yer almaktadır. Antropologlar bu adada taş devrine kadar yaşamın olduğuna inanmaktadır. Ancak Avrupalılar tarafından 1493 yılında Kristof Kolomb'un ikinci seferini gerçekleştirilmesiyle keşfedilmiştir. Fransızlar, İngilizler ve İspanyollar arasında kısa süreli bir çekişmeye neden olan Antigua, 1657 yılında Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir. Ada 1967 yılında Büyük Britanya'ya bağlı bir devlet olarak bağımsız hale gelmiştir. Ardından 1981'de Antigua ve Barbuda adlarıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. Karayipler dediğimizde aklımıza hemen kavurucu güneş, beyaz kumlu plajlar ve tabii ki müzik geliyor. Özellikle de Kalipso'nun büyüleyici Karayip tınıları gelmekte. Kıyı boyunca uzanan koylar ve lagünler balık tutmaya oldukça elverişlidir. Antigua masalsı bir gün batımının eşliğinde inzivaya çekiliyor. Antigua'nın tropikal iklimi tüm yıl boyunca kavurucu sıcaklardan ibaret değildir. Yağmur mevsiminde Antigua sağanak yağmurların etkisi altına girer. Yağmur, Antigua'nın başlıca güzelliklerinden biri olan tropikal yağmur ormanlarını ve kendine özgü bitki örtüsünü beslemek için gerekli olan nemi fazlasıyla karşılar. Bu eşsiz ekosistemi korumak adına insanların yağmur ormanlarına girişleri yasaklanmıştır. Bu katı kurala rağmen Antigualılar bu bölgeyi erişilebilir kılmak için akıllıca yöntemler geliştirmekte oldukça başarılı olmuşlardır. Asırlık ağaçların yüksek tepelerinde ziyaretçilerin kendi ağırlıklarını ve kendi gücünü kullanarak hareket etmelerini mümkün kılan bir halat sistemi ve asma köprüler bulunmaktadır. Burada yapılan her şey yerel rehberlerin gözetimi altında gerçekleştirilir. Halatlar üzerinde ilerlemek riskli görünebilir ancak eğitmenler turist müşterilerinin güvenliğini sağlamak için oradadır. Böylece sahilde vakit geçirmekten ve berrak sularda yüzmekten sıkılan turistler bu sıra dışı maceraya katılabilirler. Burada Antigua doğasının güzelliğine hayran kalırken ona herhangi bir zarar da vermemiş olurlar. Buraya gelen pek çok turistin sahili, kumsalı ve denizi görmeyi umduklarını biliyorduk. Bu yüzden tamamen farklı bir şey yapmaya karar verdik. Çevre dostu bir şey yaparak insanları Antigua'nın diğer güzellikleriyle buluşturmayı istiyorduk. Bunun için dağların yamaçlarına halatlar gererek insanlara kuş bakışı seyir alanı yarattık. Antigua'nın zengin kıyı şeridinde çok sayıda gizli koy ve lagün bulunmaktadır. İngilizler yönetimleri sırasında bir liman oluşturmak için adalardan birinin güneyindeki bir koyu seçmişlerdir. Buraya sıradan bir isim verilmiştir. İngiliz Limanı. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen yat tutkunlarına hizmet etmektedir. Adanın doğu tarafında Şeytan Köprüsü olarak da bilinen etkileyici bir doğal kayalık bulunmaktadır. Dalgalar kireç taşında içinden geyserlerin fışkırdığı bir dizi oyuklar ve delikler açmıştır. Doğa ana gücünü kayalıkları durmaksızın döven dev dalgalarla göstermektedir. Barbuda'nın pembemsi kumuna komşu adalardan gelen yoğun talep, bu değerli hazineyi kamyonlarla limanlara taşıyıp satmak gibi acıklı bir ticareti ortaya çıkarmıştır. Bu yoğun talep elbette turizmin canlanmasından kaynaklanıyor.
Barbuda'ya erişim diğer adalar kadar kolay olmadığından nispeten daha az sayıda turist buraya gelme zahmetine katlanmaktadır. Yerel halk geçimlerini sağlamak için bu tür tehlikeli ve sığ görüşlü ticari girişimlere yönelmektedir. Buradaki plajlar komşu adalardan herhangi birinde görebileceğiniz kadar güzel ve bakirdir. Ancak bu durumda tenha ve dolayısıyla ıssız olma gibi ekstra bir niteliğe sahiptir. Bu durum burayı gerçekten her şeyden uzaklaşmak isteyen kişiler için cazip kılmaktadır. Tropikal iklimin olmazsa olmazı Hindistan cevizini toplamak ciddi bir beceri ve çeviklik gerektirir. Barbuda'nın kendine has başka bir mucizesi daha vardır. Karayipler'deki en büyük muhteşem fregat kuşu kolonisi burada, Coddington Lagünü'nde yaşamaktadır. Amerikalı omitologlara göre bu kuş türünden 2000 kadarının yuvası buradadır. Kuşların boyunlarında kalbe benzeyen kıpkırmızı bir kese bulunur. Kıyı bölgelerinde yaşamalarına rağmen fregat kuşları yüzemezler. Tüylerinde suyu tutmayan bir kimyasal madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir fregat kuşu suyla temas ederse bir daha uçamaz. İnanılmaz bir şekilde fregat kuşlarının son derece gelişmiş bir dayanışma duygusu vardır. Bir kuş suya düşerse diğerleri onu kurtarmaya gelir. Gagalarını kullanarak düşen kuşu yakalamaya çalışır ve onu taşıyarak uçururlar. Arkadaşlarını yeterli yüksekliğe ulaştırdıklarında bırakırlar. Buradaki amaç, kuşun kanatlarının sıcak havadan kuruyarak uçmaya ve avlanmaya kaldığı yerden devam edebilmesidir. Çiftleşme mevsimi boyunca erkek kuşların keseleri inanılmaz derecede büyür. Dişi fregatlar yılda sadece bir kez yumurtlar. Yumurtalar çatladıktan sonra yavrularını titizlikle büyütürler. Fregat kuşları yuvalarını mangrovlara yaparlar. Burası yumurtalarını bırakmak ve doğal koşullara karşı korunmak için idealdir. Mangrovlar ayrıca adayı dev dalgalardan ve özellikle de kasırgalardan korur. Bu nedenle yerel halk mangrovları zararlı bir bitki olarak değil, faydalı bir canlı olarak görmektedir. Barbuda halkının kasırgalar hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemek gerçekten hafif kalır. Böylece Antigua ve Barbuda adalarına veda etme vakti geldi. Şimdi Avustralya eyaletlerinden biri olan Yeni Güney Galler'e geçiyoruz. Avustralya'nın en tanıdık iki hayvanını bilmeyen var mıdır? Bunlardan biri şüphesiz koaladır. Bu koala bir okaliptüs dalında uzanmış tembelce uyukluyor gibi görünüyor. İkincisi ve en az onun kadar ünlü olan hayvansa kangurudur. Avustralya halkı için o kadar değerlidirler ki Avustralya ulusal embleminde bile yer alırlar. Çoğunlukla ülkenin merkezi olarak bilinen kesimde yaşarlar.
Avustralya'daki tek faal NASA üssü, Yeni Güney Galler'in geniş düzlüklerinde bizi bekliyor. Canberra Derin Uzay İletişim Kompleksi 1960'larda kurulmuştur. Bilim insanları burada bulunan teleskopları, uzayda seyahat eden uydulardan değerli veriler elde etmek ve onlarla iletişim kurmak için kullanmaktadır. Voyager 1 saniyede 18 kilometre hızla hareket eder ve Dünya'ya 23.381 milyar kilometre uzaklıktadır. Bu da Plüton'la Dünya arasındaki mesafenin 3,5 katına tekabül eder. Voyager 1'e gönderilen sinyal, buradaki devasa antenlerimize 14 saat sonra 20 milyar kat daha zayıf halde döner. Yani basit bir kol saatinin piliyle aynı güce sahiptir. Yani attığınız bir çığlık size fısıltı olarak dönüyor denebilir. 1960'larda CDSCC uyduları NASA ile Apollo Ay modülü arasındaki haberleşmeyi sağlamıştır. Apollo 11 mürettebatı 1969'daki görev sırasında NASA ile yaptıkları işbirliğinin anısına 3.8 milyar yıllık bir ay taşını yanlarında getirmişlerdir. CDSCC'nin Yeni Güney Galler'de bir istisna olduğunu söylemeye gerek bile yok. Bölgenin büyük bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır. Yüksekliği nedeniyle bu platonun iklimi yakındaki yarı tropikal kıyı şeridinden biraz farklıdır. Arazi neredeyse Avrupa'yı bir havaya sahiptir. Avustralya'da geleneksel hayvancılığın temelini sığır ve koyun yetiştiriciliği oluşturmaktadır. Öte yandan, Yeni Güney Galler'in başkenti Sydney, sörf ve uçurtma sörfü yapmak için harika olanaklarıyla bilinmektedir. Yeni Güney Galler sahil şeridi Tasman Denizi'ne kıyısı olan bir bölgedir. Bu bölgede her türden deniz kuşu bulunmaktadır. Avustralya pelikanlarının doğal yaşam alanı bu sulardır. Merak edilen soru şu, kim daha başarılı bir balıkçıdır? Pelikan mı yoksa insan mı? Yaz mevsiminin ılıman geçmesi nedeniyle Yeni Güney Galler'in iklimi üzüm yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Avustralya'nın diğer bölgeleri yaz aylarında yüksek sıcaklıklara sahip olduğundan ülkenin diğer bölgelerinden gelen üzümler yüksek şeker oranına sahiptir ve sadece şekerli şarap yapımında kullanılır. Yeni Güney Galler'in Hunter Valley bölgesinde üretilen şarapsa enfestir. Buradaki şarap üretimi 1858 yılında Edward Tyrrell adlı bir İngiliz'in bölgeye ilk üzüm bağını kurmasıyla birlikte başlamıştır. Geçtiğimiz 1,5 asır içinde şarapçılık burada köklü bir gelenek haline gelmiştir. Sahile doğru ilerledikçe kırsal arazinin yapısı yavaş yavaş değişmektedir. Mavi Dağların yamaçlarına yaklaştıkça kırsal kesim giderek dağlık alanlara dönüşmeye başlamaktadır.
Mavi Dağlar, Büyük Su Ayırıcı Sıra Dağları'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Milyonlarca okaliptüs ağacından yükselen, çevredeki gökyüzünü ve dağlık sırtları renklendiren mavimsi pus, bu dağlar için anlamlı bir isminde doğmasına sebep olmuştur. Koloniciliğin ilk dönemlerinde Mavi Dağlar batıya ilerlemeyi engelleyen aşılmaz bir engel olarak görülüyordu. İlk kâşifler nehir vadilerini takip ettiler ancak çabaları her zaman dik kayalıklar tarafından engellendi. Yeni Güney Galler Ovaları'nın yerleşime açılabilmesi için öncelikle dağların alt edilmesi gerekiyordu. Derin kanyonlar ve sarp kayalıklar dünyanın dört bir yanından dağcıları buraya çekmektedir. Günümüzde okaliptus kokusuyla mest olan dağcılar, bilinmezliği fethetmek için atalarının duyduğu azimle sarp kayalıkları aşmaktadır. Bölgedeki en önemli teknolojik buluş zigzag demiryoludur. 19. yüzyılın ortalarında mühendisler böyle bir arazide demiryolu inşa etmenin zorluğuna olası çözümler bulmak için uğraşmışlardır. Neticede kayalıklara inşa edilmiş bir tür yardımcı yapı olan bir dizi yollar ortaya çıkmıştır. Bir garip azimli insan olmasaydı bu dahiyane sistem zaman içinde unutulup gidecekti. 1970'lerde rayları iki tüneli ve bir dizi viyadüğü yeniden inşa ederek bu güzergahta mükemmel bir buharlı tren rotası ortaya çıkardılar. Böylesine dik bir tırmanış tüm Avustralya toplumunun gelişimine ilişkin bir metafor olarak yorumlanabilir. Şunu hatırlatmak isteriz ki Avustralya sıcak ve misafirperver bir egemen devlete dönüşmeden önce bir İngiliz sürgün bölgesi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak şimdi Karayiplere dönme zamanımız geldi. Güneş, büyüleyici kumsallar, tertemiz sular ve kalipsoyla süslü cennete, Karayiplere geri dönüyoruz. Christoph Kolomb 1493 yılındaki ikinci seferinde bugünkü İngiliz Virgin Adaları'nı keşfetmiştir. Yaklaşık 50 adadan oluşan bu takım adalar, Porto Rico'nun yaklaşık 95 kilometre doğusunda Karayip Denizi'nde gizlidir. Bu büyüleyici bölgede milattan sonra yüzlü yılların başlarında Arawak adı verilen bir Güney Amerika Kızılderili kabilesi yaşamıştır. Ancak 15. yüzyılda Arawak kabilesi daha güçlü olan Karib kabilesi tarafından bölgeden sürülmüştür. Ardından 16. ve 17. yüzyıllarda Hollandalılar, Fransızlar, İspanyollar, Danimarkalılar ve İngilizler bölgede hakimiyet kurmak için savaşmışlardır. Büyük Britanya savaştan galip çıkmıştır ve adalar o zamandan beri Britanya'nın himayesi altındadır. Adalar 1960 yılında bağımsız bir İngiliz kolonisi haline gelmiş ve 7 yıl sonra daha geniş bir özerklik kazanmıştır. Tortola en büyük adadır ve başkenti Roatán'dır. Birçoğunun özel sahibi olan çok sayıda başka küçük adalar da mevcuttur. Tatil mekanları düşünüldüğünde nadir birkaç yer Karayipler'deki özel bir adanın yerini tutabilir. Multimilyoner Richard Branson'ın burada Necker Adası adını verdiği kendine ait bir adası bulunmaktadır. Yakındaki adalardan biri de Amway şirketine aittir. New York'un tanınmış psikiyatristlerinden Henry Jarecki'nin de burada bir adası vardır.
Her yıl yüz binlerce turist mükemmel bir tatil geçirmek için İngiliz Virgin Adalarına veya BVI'ye akın etmektedir. Sonuç olarak BVI, Karayipler'in en gelişmiş bölgeleri arasında yer almaktadır. Yerel ekolojistlerin üstün gayretleri neticesinde çevredeki doğa bozulmamış ve bakir kalmıştır. Bu verimli topraklarda çeşitli tropikal bitkiler yetişmektedir. Elimde görmüş olduğunuz meyve ekmek ağacının meyvesidir. 18. yüzyıl sonlarına doğru Kaptan William Bligh tarafından Tahiti'de keşfedilmiştir. Köleleri için hem besleyici hem de ucuz besin olarak kullanılmıştır. Ekmek ağacı meyvesi yerel yiyeceklerden biridir. Pişirildiğinde patatese veya fırından yeni çıkmış ekmeğe çok benzer. Antigua'da olduğu gibi burada da en popüler spor, gerçek bir İngiliz kültürü ürünü olan krikettir. Sıcak iklimi hem turistleri hem de yerel halkı dans etmek için cezbediyor. Çoğu gezgin, uygun denizcilik koşulları sağlayan sürekli rüzgar nedeniyle BVI'ye akın ediyor. Burada aklınıza gelebilecek tüm şekildeki, boyuttaki ve renkteki yatları görebilirsiniz. İngiliz Virgin Adaları'nda güneş batıyor. Karayipler'de havalar sürekli güneşli ve durgun değildir. Kasırgalar her yıl Karayipleri vurmaktadır. Rüzgar artıyor gibi göründüğünden dolayı sadece güvende olmak için adalara veda ediyoruz.